her sokak, her köşe başı ayrı bir tehlike demek. Herkes yemeli. Çatışmanın en sıcak olduğu noktalar. Eller tetikte, polis teyakkuzda. Her sokak başında bir zırhlı araç. Burası çatışmaların en yoğun yaşandığı Diyarbakır'ın Sur ilçesi. Şov Haber o sıcak anları yerinde görüntüledi. Sokağa çıkma yasağının 3. gününde Şov Haber olarak Sur'un ara sokaklarına kadar girdik. Her sokak, her köşe başı ayrı bir tehlike demek. Çünkü hangi noktadan nasıl bir ateş açılacağını kimse tahmin edemiyor. Sokaklar uzun ve dolambaçlı, bu nedenle her köşeden buradaki görevli polislere ateş açılabiliyor. Saldırının nereden geleceği belli değil. Çünkü Sur sokakları adeta labirent gibi. Abi duvara sektir bak. Yavaş. Bekle abi. Yavaş. Çok fazla ilerleme. Fazla ilerleme abi. Sur'da operasyonları zorlaştıran en büyük engel sokakların yapısı. Görüyorsunuz, yalnızca 100 metre ötesini bile göremiyor burada görevli polisler. O nedenle eller sürekli tetikte. Oradan gelebilecek herhangi bir tehdide karşı sürekli teyakkuz halindeler. Teröristler sadece uzun namlulu silahla değil, roket atarla da saldırdı. Ekipler saldırıya hemen karşılık verdi. O anları Şov Haber ekibi böyle görüntüledi. Çatışmanın en sıcak olduğu noktalar işte bu sokak. İçeriden teröristler sıklıkla roketlerle polise saldırıyor. Polis ona işte bu zırhlı araçtan cevap veriyor. Bu sokaktan adım atmak bile oldukça tehlikeli. Teröristler sıklıkla buradan saldırıyorlar. İşte görüyorsunuz, tam yazının olduğu yerin üstündeki delikten bir roket mermisi geçti. Ve zırhlı aracın hemen arkasındaki dükkana girdi. Orada bir yangın çıkarttı. O sırada burada görevli polisler de vardı. Olay sonrasında saldırılar sıklaşınca o polis mevzisi kaldırıldı ve yerine zırhlı araç getirildi. Güvenlik güçlerinin hedefinde teröristlerin üs olarak kullandığı bu otel vardı. İşte şu anda özel harekatçılar bir sokağın içine kadar girdiler. Köşeden görebildikleri yere bakıyorlar ve teröristlerin bulunduğu noktayı tespit etmeye çalışıyorlar. İşte çatışmanın izlerini görüyorsunuz. Her yer delik deşik olmuş durumda. Çatışmada otel adeta harabeye döndü. Duvarları yıkıldı. Camlar, çerçeveler yerle bir oldu. Sokağın başında bulunan telefon kutusu delik deşikti. Operasyon adeta metre metre ilerliyor Sur sokaklarında. Silah sesini duyuyorsunuz. Çatışma durmaksızın devam ediyor. Eller tetikte. Hemen köşeyi döndükten yaklaşık 20 metre sonra PKK'lı teröristlerin kazdığı bir hendek ve barikat var. Şimdi o noktaya doğru operasyon gerçekleştiriliyor. O barikat, hendek yok edilecek. Operasyon sonrası sokak teröristlerden temizlendi. Çatışmalarda biri ağır, 4 polis yaralandı. İçeride kimse kaldı mı? Şu anda operasyonun ardından polis güvenli noktaya çekiliyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu Sur'da hayat durmuş durumda. Sokaklar bomboş, adeta ölü şehir gibi. Çalışmalar olmadığı için sokaklarda ilk göze çarpan biriken çöp torbaları. İlçeye girmek isteyen de çıkmak isteyen de didik didik arandı. Sokağa çıkma yasağı en çok Surluları etkiliyor. Hastalar var, felçliler var. Onlar ambulansa ulaşmaya çalışıyorlar ama bu hiç kolay olmuyor. Çünkü teröristlerin çok yoğun ateşi var. Yaklaşık birkaç yüz metre içeride. Şimdi polisler hasta da olsa gelen herkesin üzerini aramak zorunda. Hanımefendi geri dönelim. Sokağa çıkma yasağı var, geri dönelim. Yasak nedeniyle ilçedeki fırınlar çalışmadı. Bölge halkına ekmeği devlet kurumları dağıttı. Bekle, 11 kişi ya, valla tamam, çocuklar. Tamam. Terörün en büyük mağduru siviller. Surlular günlerdir evlerinden çıkamıyor, markete gidemiyor, fırına gidemiyor. Kaymakamlık da bunun için düğmeye bastı. Yüzlerce ekmek Sur'a gönderildi. Emniyetin yoğun güvenlik önlemleri altında Surlulara dağıtılıyor. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Operasyonlar 24 saat kesintisiz devam ediyor Sur sokaklarında. Polis durmaksızın mahalle aralarında teröristlerin peşinde. Patlama sesleri, kurşun sesleri arasında görev yapmaya çalışıyorlar.
dinlenebildikleri tek yerse derme çatma yaktıkları ateşin başı oluyor.